Evet, Bugün aynen. günlerden cuma. Ne günü? Dizi günü. Kızılcık Şerbeti mi daha çok izlenecek? Yalı Çapkını mı? Seyran ve Ferit arasında bu bölümde neler yaşanacak? Buyursun. Gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yeni fragmanı yayınlandı. Seyran ve Ferit'in yakın sahneleri dikkat çekti. Ferit ve Seyran arasındaki buzlar eriyor mu? Dans sahnesi çekilen dizide Seyran karakteri yani Afra'nın Taron'un kucağına düşmesi olay olmuştu. İddialara göre Saraçoğlu o sahneleri yayınlarsanız diziden ayrılırım demişti. Fakat ortaya yeni iddialar atıldı. Seyran karakterinin yeni sezondaki değişiminden Afra Saraçoğlu rahatsız değilmiş. Afra Saraçoğlu o sahneyi yayınlarsanız dizden ayrılırım gibi bir söylemde bulunmamış. Sadece bu sahneyle ilgili senaristleri rahatsızlığını dile getirmiş. Mert Ramazan seti kahkahaya boğdu. İddialara göre Afra Ferit karakterini hiç sevmiyormuş. Set arası Mert birden Afra'ya seninle evlendiğimizde kızımız olsun istiyorum. Eğer kızımız olursa adını Seyran koyacağım demiş. Afra ise Mert'e eğer oğlumuz olursa ben Ferit koymam deyince herkes kahkaha tutulmuş. Sezen Aksu'nun asistanı iddiaları yalanladı. Ferit karakterinin dizide şarkı söylemesi için Sezen Aksu'nun şarkı bestelediği iddia edilmişti. Fakat şarkıcının asistanı haberleri yalanladı. Mert Ramazan'dan yeni paylaşım. Demir sosyal medyasından Yalı'nın kepenkleri beni bekler notuyla esprili bir paylaşım yaptı. Mert Ramazan ve Tarık Emirtekin'den gelen paylaşım güldürdü. Taro, Mert Ramazan'ı öptüğü anları otobüsten paylaştı. Dizide anlaşamayan iki karakterin gerçek hayattaki yakın halleri ilgi gördü. İkili yeni paylaşımlar yaparken Yalı Çapkını'nın Seyran Afra Saraçoğlu yüzü olduğu markanın lansmanında büyüledi. Lansmanda dizideki rol arkadaşları Beril Pozan ve Öznur Serçeler Afra'yı yalnız bırakmadı. Lansmanda gözler Mert Ramazan'ı aradı. Beril Pozan ve Öznur Serçeler'in Afra'yı yalnız bırakmadığı davette sevgilisi Mert'in olmaması dikkatleri çekti. Biz Mert'i Afra'yla görelim derken sürekli Taro'yla görmeye başladık. Bu işte bir gariplik var. Yani acayip kanki oldular. Daha önce de tanışmıyorlardı. Evet, tanışıyorlardı. Daha önce tanışıyorlardı Mert'le Taro. Daha 3 sene evvel internette yayınlanan Çıplak isimli bir dizide başrolde oynamışlardı. Müge Bayramoğlu bayan oyuncu. Can Evrenoğlu'nun yazıp yönettiği bir diziydi. Oradan tanışıyorlardı. Dizide bu Yalı Çapkını'nda ikisi anlaşamayan kuzenler. O yüzden atışıyorlar sürekli olarak. Hatta yumruk atmıştı Mert Ramazan Demir dizide Taro'ya. Böyle öpüşürken görünce insanlar onları yan yana yanar kenar tabii çok şaşırdılar. Ancak bir dostlukları, arkadaşlıkları daha öncesinden vardı. Ne güzel böyle birbirleriyle anlaşan oyuncu arkadaşların olması. Sete çok sirayet eden bir durum bu. Evet. Setteki kesinlikle keyfi, enerjiyi çok yükselten bir şey bu. Ama çok güldürdün beni Didem ya. Biz Taro'yu böyle Afra Saraçoğlu'yla çıkacak haberleri, onunla ilgili masada konuşacağız yani derken ne bekledik, Taro'yu ne konuşuyoruz. Olduk, ne bulduk. Şimdi dün şey vardı arkadaşlar, daha evvelden duyurduğumuz Afra Saraçoğlu'nun temsil ettiği firmanın lansmanı vardı. Moda firmasının sonbahar ve kış koleksiyonu tanıtıldı orada ve Afra Saraçoğlu orada 10 tane elbise denemiş firmanın elbisesini ve sonunda bir tanesine karar kılmış. Üzerinde bir ceket, altında onun pantolonu ve içinde de yelek bu kıyafetle çıktı. Çok moda bu sene, çok. Moda değil çok mi? Çok moda. Elini cebine koyuyor falan bir ara böyle. Kendinden gayet emin bir duruşu var. Zaten çok dizide de rol olarak da görüyoruz. Oyuncu olarak da hep öyle zaten. Ayaklarının üzerine dimdik duran bir kadın. Burada sahnede de heyecan var diyor. Biraz heyecan var diyor ama markayı anlatıyor. Kendisini anlatıyor ve reklam filminde müthiş bir dans ediyor arkadaşlar.
müthiş bir dans ediyor. Yani her oyuncunun aynı zamanda çok iyi dans etmesi gerektiğine inanırım ben. Örnek burada. Sesinin de güzel olmasına, olması gerektiğine inanırım. En iyi Demet Özdemir tabii bu konuda. Gerçek işi dansçılık olduğu için. O dansçılıktan geldiği için, ama Afra'nın o reklamı herhalde bugün yarın. Bugün evet, dizinin arasına reklam mutlaka yayınlanacaktır. Müthiş bir dans ve modern bir dans. Söylemeyeyim ya. Estetik, çok estetik bir dans ve şimdi bugün biz ne izleyeceğiz? Farklı. Bugün ne izleyeceğiz? Bugün Marmaris'e gidiyorlar ya. Marmaris'te lüks bir otelin içinde bir mücevher dükkanı açmayı düşünüyor Halis Ağa ve Taro'yu görevlendiriyor. Afra ile Taro o dükkanı, o mağazayı, işte tam yeri burası diyor. Beğeniyorlar. Mert Ramazan diyor, burada böyle şey olmaz diyor ve orada da Afra ile ters düşüyor. Taro ile ters düşüyor birbirlerine orada, ama denizin içinde de o öpüşme sahneleri vardı ya Göçek'te. Evet, evet. Göçek'te onların aşkının orijinal ortaya çıktı. Yani orijinal dizi haricinde. Evet, ama dizide o görüntülerin benzerini göreceğiz. Seyran'la Ferit senarist almış onu, yönetmen senarist, o tanışma yakalanma görüntüleri. Dizi başladı. Aynısını. Afra ile Mert'in hiç aşk haberleri gelmiyor gündeme. Mesajın şöyle. Benden mi geliyor? Hey Siri diye. Siri'ye bak. Siri de laf dinliyor yani. Aramızda bir casus mu var? Sonra diyorlar ya, konuşmalarımız dinleniyor mu? Aramızda bir casus mu var yoksa? Yani aşk haberleri... Hiç. Dizi başladı. Afra, Mert ayrıldı Barış'ta, ayrıldı Barış'ta. Evine mi gitti, evinden mi geldi? Sözlendi mi, sözlenmedi mi? Sette de uzak durmaya başladılar. Bu iş hiç hoşuma gitmedi benim mesela. Ya yok ya. Selen ne bir laf vardır ya. Şu an Afra tamamen kendi PR'ının peşinde. Sakalım ne? Hep koşturuyor iş, reklamlar. Bir laf vardır, sakalım yok ki dinleteyim. Ne? İlk günden beri diyorum ki Afra Mert ilişkisinin ben bir PR olduğunu düşünüyorum. Bak, gördün mü? Ve dizi başladıktan sonra şimdi hop dediler. Hiçbir şekilde Afra Mert aşkıyla alakalı. Barıştılar, ayrıldılar, sette şöyle yakınlaştılar, böyle oldular gibi. Hiçbir haber hiçbir şekilde gelmiyor. İşte şimdi de Taro'yla, ondan sonra lansmanlar vesaireler. Çok güzel yürütüyor bu yapım şirketi. Yani bu PR amacına ulaştıktan sonra bıçak gibi kestiler mi? Bıçak bu gibi yan yana görülme olaylarını. Bıçak gibi değil, böyle ufak ufak makasla kestiler. Çık 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 çık. Doğru Bilal abi, bize hep setten onların böyle sarmaş dolaş falan fotoğrafları falan gelirdi kuşlardan. Evet yani dizinin önüne... Şimdi mesela bak, o aralarda ne yapar? Mesela ben sevgilimle aynı dizide oynayacağım. Oyna. Bir boşluk var. O arada ben erkek arkadaşımla vakit geçiririm. O karavanda, öbür arkadaşlarıyla. Öyle bir şey olmuyor dizide. Alıyorsun eline senaryonu, böyle çalışıyorsun o sevgilinle fingir diyemiyorsun orada. Hayır, çalıştıkları ara değil ama o sırada. Ya siz ne diyorsunuz ya, ne diyorsunuz ya? Öpüşme sahnesinde böyle yönetmen kestik diyormuş. Ayrılmıyorlarmış. Yok, ayıramıyorlarmış. Bak, bir şey söyleyeceğim. Ayıramıyorlar. Vallahi billahi bak. Bunu kim söylüyorsa, hadi canım, kim sen de diyen ya, yalan söylüyor. Ayıramıyorlarmış böyle ya. Böyle bir şey söz diyorsun konusu ya, değil. Bırak Allah, onlar gidip ya dizi setine mi kaldı öpüşmek için? Ne zaman giderler ayrıldı? İstedikleri yerde öpüşürler. Ne zaman? Ya birbirine yönet... aşık insan, seven insanlar öpüşürken, evet, öpüşürken. Bir de dizi seti dışında görüşmüyorlar mı yani? Anlıyorum. Evet, haklısınız. Evet. Ne zaman ayrılıyorlarmış biliyor musun? Öpüşme ne zaman bitiyormuş? Ayrılmıyorlar. Bütün o ekip setteki başlıyormuş alkışlamaya, bütün ekip ondan sonra bırakıyorlarmış. Hande Erçel'le Kerem Bursin de öyleydi değil mi? Evet. Hatırladım. Başka kimler öyleydi? Nasıl ama dizi oldular? Bitince bitti değil mi? Sette öpüşüyorlardı da millet alkışlayınca mı bırakıyorlardı öpüşmeyi? Evet. Siz sette hiç öpüştünüz mü arkadaşlar? Ya senin gibi tiyatro sahnesinde öpüşmedik tabii. Senin kadar iyi bilemeyiz ama her gün tiyatro sahnesinde öpüşüyordu. Hayatım, ben kamera önünde de öpüştüm, tiyatro sahnesinde de öpüştüm. Rol gereği. Benim, tamam. Profesyonel ben bir oyuncuyum, bir oyunculuk gereği. Evet. Tamam, en iyi sen bilirsin. Yaparım, tamam mı? En iyi sen bilirsin. Ben öyle bir şey demiyorum. Sadece tecrübeyi anlatıyorum. Bir tecrübem olduğu için söylüyorum. Setlerdeki öpüşme sahnelerini hiç öyle zannettiğiniz romantizm içerisinde geçtiği gibi bir şey tahayyül etmeyin. Orada tamamen profesyonel bir ortam var. Sen öpüşürken oradan geliyor makyaj, buradan pudra yapıyor sana. Ondan sonra sen öpüşürken diyor ki amorz kaldın, biraz diyor, yandır. Sen böyle kalıyorsun orada. Öyle zannettiğiniz bir romantizm ben olmuyor öpüşme sahnelerinde. Ben öpmem ki böyle kadını. Be, kadın öpülür mü ya, hadi be.
Öyle ben, mi gerçekten? Ben gitmiştim oyunlarına. Daha o zaman Selen'le samimi değildik. Alkış geldikçe valla devam etti sahne. Siz işte öyle zannettiniz. Ben hatırlıyorum. Bak, ama ya, ayakta alkışladılar. Salon ayakta alkışlayınca insan maşallah İrfan... İşte böyle hala orada öpüştüğümüz zannettirebildiysek bu bir oyunculuk başarısı. İrfan Kargı. İrfan Kargı iyi oyuncu. Anlatabiliyor muyum? Orada oyuncudur. Amorsa düşüyoruz. Biz i̇yi hala oyuncudur. Öpüşüyoruz zannediyor seyirci. Ama orada halbuki biz böyle... Buradan mı öpüyorsunuz aslında mesela? Türk filmlerinde de öyleymiş aslında burada. Sor vallahi sor. Nereden öptünüz? Aşkım ben sana öğretirim sonra. Ama... kamera sana, karşısında profesyonellik gereği olabilir. Sanat için. Sanat evet, için. Takıldığımıza bakma sen. Aynı zamanda iyi bir oyuncu olduğunu da burada tekrar söylemek istiyorum. İyi bir şarkıcı ve iyi bir yorumcu olduğun kadar. Orada o karaktere büründüğü için onu yani mükemmel yansıttı. Müthiş. Evet. Oynadığı karakter inanılmaz. Yani canlı canlı izleyen biri olduğum için söylüyorum. Hani eleştiriliyor, ediliyor seyirciler ya. Seyirciler buradan hakikaten. Bazen bu konuyu çok eleştirebiliyorlar. Ama oyuncuların buradaki yaptığı fedakarlıkları takdir etmeleri gerekiyor. Hiç tanımadığınız bazen, bazen de gerçekten böyle kardeşiniz gibi gördüğünüz, çok yakın arkadaş olduğunuz bir insanla rolünüz gereği o karakteri yaşatmak ve var etmek gereği. Evet. Bir şekilde bir yakınlaşma sahneleriniz olabiliyor. Bunlar bazı insanların hayal gücünde canlandırdığı gibi değil. Gerçekten orada yani bardak tutma profesyonelliği gibi, su içmek gibi, insani yapılan her şey gibi yapılıyor. Zannetmeyin ki orada farklı bir erotizme hizmet ediliyor. Tamamen bir anlatım gerçekliği açısından altı çizilen insani fiili hareketler bunlarla ilgili altından çok bir şey lütfen aramayın sevgili izleyiciler. Evet, Mert Ramazan Demir'in İstanbul'da lansmanı ne zaman olacak diye soruyorsunuz. Mert Ramazan Demir de Paris'e gitti ve dünyaca ünlü bir markanın parfüm ürününün temsilcisi oldu. Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu. Onun da yakında geleceğini, yakında gerçekleşeceğini söylüyorlar. Hayranlarına duyurulur. Ay Mert Ramazan Demir'in lansmanına ben de gideceğim. Bak. Ben de gideceğim. Sezen Aksu ile beraber gideceğim böyle yan onun yana. Yanaklarını sıkacağım böyle diyeceğim. Sen nasıl bir oyunculuk yapıyorsun öyle? Sezen Aksu ile beraber yan yana izlersiniz Mert'i. Çok fena tatlı bir şey ya. Evet. Ay sizin yüzünüzden Yalı Çapkın'ı izlemeye başladım ben de. Vallahi izlemeye ben daha başladım. Yeni başladım. Şey, o kadar doğal oynuyor ki sanki oymuş gibi. Hiç çocuk ama ben şunu merak ediyorum. Rol yapmıyor. Bu rol ona çok güzel yakışmış. O bu karakter. Tabii. Acaba bir başka dizide hakkını verebilecek mi? Bunu da soruyorum yani. İyi oyuncu ya. Aynen bak çok doğru bir şey. Bir oyuncu bir karakterle çok özdeşleşir ve çok rahat oynar. Çünkü karakterine çok yakındır. Ama alakası olmayan karakteriyle bir rol canlandırdığı zaman, bir karakter canlandırdığı zaman işte o zaman göreceğiz ve kıyaslama yapacağız. İyi oyuncu her karaktere bürünür. Ben ona onu biliyorum. İşte göreceğiz onu. Başka Mert bir karaktere Ramazan Demir'e şarkı yapacağı iddiaları yalanlanmış biliyorsunuz. Ya o nereden çıktı ya? Yalanlarlar. Ama takibi aldı denildi. Takip Sezen Aksu Mert Ramazan'ı takibi aldı. Alır ama yani takibi aldı diye o şarkı çıkartacak, ona şarkı yapacak falan söylentileri nereden çıktı acaba? Diziye yapar profesyonelce yani. Bir iş diziye yapar. Mert söyler dizide şarkıyı yani. Ama yok dediler. Diyebilirler bakalım bekleyelim. Yalnız var ya, zamanla ne acayip magazin dünyası tahmine açık bir sektör ya. Yani bir şey yapıyorsun şöyle bakıyorsun öyle baktı ya kesin ondan dolayı oraya baktı. Ondan dolayı onunla kesin ilişkisi var onu saklamak istedi. Bilal Özcan tarzı işte böyle gazetecilerin altından haberi çıkartma şekli değil mi Bilal Özcan'cığım? Hayır tam olarak söyleyemedim yaklaştın ama tam olarak değil. Bakalım tabii burada... bugün hangi dizi daha çok izlenecek? Çünkü geçen hafta Kızılcık Şerbeti Yalı Çapkın'la geçmişti izleyicide. Bakalım. Ay bir şey bakalım. Söyleyeceğim. Kızılcık Şerbeti'nde o çocuğu öyle kötü yapmasın. Annesinden ayırmayın Melis. Ne olur. Öyle çok üzüldüm ben. Ve şey bu anne çocuk dramı yaptılar şimdi. Baba anneyi çocuğu götürüyor evet. Falan biliyorsunuz. Hileyle, hurdayla evet. Yani hukuku yanıltarak. Evet. Evet. Avukatı falan satın alarak. Şimdi o biraz benim tadımı kaçırdı. Çok üzüldüm. Çekildi bile hayatım. Peki. Fena.